Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni elime aldım böyle. Şimdi bugün Berlin'den selamlar. Bugün buraya ben niye geldim? Neden geldim? Niçin geldim? Takılmaya geldim aslında. Benim ikinci gelişim Berlin'e. Çok da hoşuma gitti yani burada. Gece hayatı olsun. Yılbaşında gelmiştim hatta. Yani yılbaşında tabii bayağı daha güzeldi şu an. Şu an boş. Etraf falan. Ben yanlış yere mi geldim onu da hatırlamıyorum. Alexander Plus'a geldim mi? Hiç hatırladığım gibi değil. Bomboş her tarafı ya. İnsan tabii yılbaşında olunca her taraftan turistler akın ediyor buraya. Berlin'de şey, gece hayatıyla popüler olan bir yer zaten. Dünyanın iyi kulüplerinde olduğu bir yer olduğu, bir şehir olduğundan dolayı insanlar geliyorlar yılbaşında eğleniyorlar. Şu anda ama bayağı boş yani. Ben de öyle yürüyüşe çıktım, yürüyüş yapıyorum ya da otelde. Check-in'imi bekliyordum. Check-in de saat 3'ten sonra oluyor. Şu an daha saat 1. Yani saat sabah 7'de vardım. Hosteli almadılar odaya. Ben de hostelin resepsiyonunda sabahtan beri uyuyordum. Yorgunlukla ölüyordum çünkü tüm yol 10 saat otobüste. Yani şey, Varşova'dan Berlin otobüste gidince gerçekten yorucu oluyor. Tabii yolda da ne yapayım, uyuyabilmek için demleniyorum işte öyle. Demlenince de yorgunluk çöküyor daha fazla. Aslı şu anda benim ilk dönem Erasmus'um bitti. Ama yani ben şimdi Türkiye'ye döneceğim tabii buradan. Onun için geldim buradan. Biletler daha uygun diye. Aa, yani tamam. Buradan yine geldim. Buradan daha uygun diye buradan döneceğim. Çünkü Polonya'dan dönmeye kalkınca yine çok yüksek fiyat çekiyorlar. Bizim hava yolları. Ama Berlin'e gelip buradan dönme. Gidiş geliş yapmaya kalkınca çok uygun oluyor fiyatlar. Yani diğer şehirlere göre, diğer Avrupa'nın şehirlerine göre daha uygun oluyor yani. Orta Avrupa'ya göre bakıldığında. İnşallah şey çıkartmaz. Öyle geziyorum ya. Yani işte dedim gelmişken buraya böyle deli gibi kendime hem çekeyim. Yani zaten konuşacaksam kendi kendime bari kamerada bir şeyler anlatayım. Hem anı olmuş olur hem de belki bir yerlere koyarız, eğleniriz, hatırlarız ileride. Aa, buranın da kötü yanı çok fazla sokakta insan var ya. Sokakta yaşayan çok insan var anasını satayım. Bak abi adamlar sigara istiyor yolda. Öyle yolda yaşıyorlar. Baksana şunları. Ne kadar kötü ya. Yazık vallahi insanlara. Sokağa düşmüşler bu kışın soğuğunda. Gerçi Allah'tan burası Polonya'dan daha sıcak şu anda. Polonya çok soğuk ya. Donuyoruz yani vallahi içim. Her tarafım donuyor. Her sürekli yani 5 aydır sıfırın altında sürekli bir üşüyorsun, şey yapıyorsun. Isınamıyorsun. Benim adam zaten kalorifer doğru düzgün çalışmıyor. O çalışmayınca daha da üşüyorum. Ondan dolayı ne yapayım abi? Geziyoruz işte ya. Burada bir kilise gibi bir şey var. Ben gelmiştim gerçi galiba. Tam hatırlamıyorum. Bir tane giriş kapısı var Berlin'in böyle. Ne diye geçiyor? Tamam. Alexander Platz'a buraya yakındı galiba da. Yılbaşında orada bayağı büyük bir parti olmuş, sokak partisi. Yani bizim Türkiye'de Nişantaşı'da, Taksim'de olan gibi böyle dümdüz bir cadde böyle uzunlu, bayağı uzun. O yolu böyle kapatıyorlar komple ve insanlar tüm gece parti yapıyorlar yani. Ya Berlin'in şu şeyini seviyorum ben abi, geldiğimde hiç bilmiyorum, tahmin etmiyordum bu kadar olacağını da. Yani buradaki kulüpler, bazı tekno mekanları var. Ve bu tekno mekanlar yani gerçekten iyi DJ'ler çıkıyor. Gerçekten iyi eğlendiriyorlar. Yani gelen insan biraz, Berlin'in şöyle bir tarafı var, çok underground bir yer yani. Almanya'nın diğer şehirleriyle, Düsseldorf'a, Köln'le falan ya da Münih'e kıyasla bayağı underground bir yer. Onun nedeni şey, bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o Berlin duvarı çekilmesi falan, doğusunu yani şey yıkılan, Sovyetler yıkılana kadar doğusunu Sovyetler kontrol ediyor, batısını da Amerika kontrol ediyor. Bu yüzden zaten yani batısında yaşayanlar o kapitalist rejimden dolayı çok rahatlar, esnekler, her şey alabiliyorlar. Yani şu yüzümüzde Türkiye'de ya da Amerika'da herhangi bir ülkede olduğu gibi rahat rahat yani paranız yettiği sürece istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Yani tam tersi diğer tarafı doğusunda da Sovyetlerin yani komünistlerin etkisinde olduğu için insanlar yemeklerini, içeceklerini, kıyafetlerini, her şeyi karneyle alıyorlar tabii. Herkeste öyle standart arabalar, şeyler var. Yani herkes kısılıyor böyle iç içe falan böyle. Dip dibe yaşıyor insanlar, dışarı çıkamıyorlar. Yani doğudakiler batıya kaçmaya çalışıyor falan. Yani düşünsenize 1 metre aranızda, 2 metre aranızda mesafe var. Aynı mahallede oturan insanlardınız yıllarca yani.
böyle bir sokak üzerinde. Yani bu savaştan sonra bir anda o sokağı kırıyorlar, böyle birkaç bina yıkıyorlar. Ve oraya bir duvar örüyorlar. Ve komşunuz olan ya da akrabanız olan insanla o duvar yüzünden görüşemiyorsunuz, böyle yüz yüze bakamıyorsunuz doğru düzgün. Anca böyle duvarın arkasından konuşmaya çalışıyorsunuz falan. Böyle insanlar tüneller kazıyorlarmış zaten kaçmak için. Yani tüneller kazıp geçmeye çalışıyorlarmış. O geçmeye çalışanları da vuruyorlarmış tabii ki askerler falan. Hatta zaten kaçmasınlar diye insanlar böyle bir uzun bir yol gibi bir şey var. İki tarafta şey böyle bir duvar var. O duvarın ortasında da hendekler falan var, böyle insanları girerse öldürecek tarzı falan şeyler var yani, alttan böyle sokacak tarzı şeyler var. E işte böyle bir yaşamdan sonra da olunca bu 89'da Sovyetlerin dağılmasıyla tabi şey yıkılıyor, Berlin duvarı yıkılıyor. Bu da ona dönemlere gelirken de LGBT faaliyetleri çok fazla şey oluyor yani. Bu tarzda lezbiyen eşcinsel insanlar, transseksüeller falan insanlar yani zaten yaşıyorlar ister istemez ve böyle olunca da insanlar birbirlerine çok saygı duymaya başlıyorlar. Çok saygı duydukları için çok saygı duyuyorlar, umursamıyorlar falan. Yani burada da ondan sonra böyle değişik tarzda gece kulüpleri, tekne mekanları çıkıyor ve tekne mekanların içinde yani istediğiniz her şey yapabiliyorsunuz yani. Yani. Evet arkadaşlar, şu anda bu gördüğünüz şu bina, burası tekne bir kulüp, adı Berghain, Berlin, Berghain Panorama Bar diye geçiyor. Sanırsam dünyanın en iyi kulüplerin kulübü olarak seçilmiş birkaç kere herhalde. Yani bugün herhangi bir dress code yokmuş herhalde de. Ben de zaten normal giyindim yani. Sırada yok Allah'tan. Şimdi bakacağım işte, ben de ilk kez buraya girmeye deneyeceğim. Başka tarzdaki teknolojiye girmiştim de buraya ilk kez deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çevresi de böyle. Herkese günaydın tekrar arkadaşlar. Berlin'de ikinci günümden. Dün valla o kulübün önüne gelmiştim işte. Kapıya gittim falan. Daha yürüyordum böyle, normal yürüdüm. Bayağı da boş temiz yoktu sabah. Saatleri olduğu için içerisi herhalde full ama. Gittim öyle kapıdan direkt böyle korumalar. Daha şey konuşmadan, bir şey sormadan, hiçbir şey sormadan direkt dışarıya gösterdiler falan. Almalılar içeri. Ondan sonra da ben de dedim ben ne yapayım, başka bir iki tane daha bu tarz yer vardı onların yanında, oraya gidelim, oralara bakayım dedim. Oralar da boştu, pazar günü diye herhalde. Yani hiçbir yer boştu. Sonra işte ben de biraz takıldım, o ara video falan çekemedim. Arkadaşımla falan mı düştüm. Sonra akşam arkadaşla bir daha denedik. Ve aldılar böyle, el ele tutuşup girmek zorunda kaldık yani. Yani birazcık taktik yapmak zorunda kaldık. Ya eğlenceliydi, güzeldi yani. Beklediğimden daha iyi gerçekten. Ses sistemi olsun, içerisi olsun, insanlar olsun. Yani bayağı güzel bir ortam ama yani gerçekten girişleri çok zor yani. Şimdi işte yeni kalktım. Öyle gece sabaha kadar takıldık falan, uyudum, uyandım. Yeni uyandım şimdi. Hostelin yakınlarında yemek yiyecek bir yer bakıyorum. Burada dönerci var da sabah. Öğlen 12 bilmiyorum döner yesem mi yemesem mi. Gerçi zaten Almanların Avrupa'da kahvaltı kültürü olmadığı için yani kruvasanı, kahvesini alıyor, gidiyor, yemeği yiyor, bitiriyor yani. Yani bana uymuyor abi. Bakınıyorum size şimdi. Abi, hadi oğlum. Abi, tane kahveci var. Yani buradan bir kruvasan kahve yaparım belki. Avrupa'da abi, hayır takalım. Arkadaşım var burada 5 aydır. Çocuk abi yoğurdu alıyor, böyle tatlı matlı yoğurt alıyor. Sabah kahvaltı cips yiyor ya. Sabah kahvaltı yoğurt yiyor. Yok, sadece bir tane yoğurt yiyip doyuyor ya. Abi nasıl doyabiliyorsun? Bir gün deneyeyim dedim. Yani şey de değil yani öyle. Abi normal diyor, sadece yoğurt da değil. Yoğurt, ot, neydi o? Sporcuların daha çok kullandığı yulaf ezmesi, yulaf ezmesi. Onu yaptım, yiyeyim dedim. Doymuyorum abi, olmuyor. Burada ilk kez, yani ikinci gelişim belki burada şey giriyorum ben. İlk kez ya AVM'ye giriyorum. Ufaklık kutlar, inşallah. Demek ki yeri vardı ya, yemek kötü. Başlıyor, yorum.
Saat 12'de daha yeni kendime gelebildim yani. Dün gece dans et falan yolunda ölüyorum yani. Ayakkabılarımı da bir vurdu. Yani öldüm ya, bitiyorum şu an. Ha, bu akşam tekrardan başka, evet, orada aynı mekandayım galiba da. Farklı mekanlara çıkmadık herhalde. Bu akşam onlara gideceğiz. Ama onlarda da aynı politika var. Kulüp içinde çekim yapılamıyor. Ben de yapmak isterim, ya isterdim ama ya herkes ister zaten. Göstermek için yapmak da. Yani yaparsanız banlanırsınız. Yani bir daha da kulübe giremezsiniz. Yani hiçbir kulübe almazlar. Belki dünyanın çoğu yerini almazlar yani. Bu tarz kulüpler sadece Berlin'de yok. Yani fetiş kulüp olsun, tekno olsun, yani böyle çoğu şeyin serbest olduğu, cinsel ilişki yaşamı serbest, kulübün içinde serbest olduğu mekanların hepsini herhalde dünyadaki banlanırsınız. Bu tarz yerler sadece de Londra'da varmış diye duydum. Londra'da da bu tarz birkaç mekan varmış. Dünya cönlüğü süper gayet. Yani tüm insanlar, tüm şeyler falan, ben yılbaşına geldiğimde yani full yani. Bir sıra var, insanlar sabah 5-6 saat beklemişler yani. Öyle açılmadan 2 saat önce falan sıraya giriyorlar yani. O derece düşünün yani, sıra oluyor böyle 1 kilometre. 1 kilometre sıra var ve 5-10 bin kişi var yani belki. Böyle bir mekanda Türkiye'de bilinmemesi kötü. Belki de iyi, bilmiyorum. Biz gelsek şey olur, kötü olur. Yani zaten giriş politikası o kadar zor ki. Al içeri almaları falan. Yani girmek için bayağı götünüzü yırtmanız lazım. Evet. Hadi ben şimdi yemek yemeye gidiyorum. Ablalar bakıyor. Ne yapıyor manyak? Ne var ya? Aa, kontrol varmış. Burası hediyelik işler falan. Teknoloji mağazası abi, yemek yiyecek bir yer yok mu ya? Açım, ölüyorum baba. İşte görüyorsunuz. Bir de bunu görüyorsunuz. Halo. Halo. Sanki Almanya YouTube'a koymayı düşünüyorum. Bir şeye bak. Evet kardeşim, şimdi Holocaust Meydanı'ndayız yani, fenayız. Oturuyoruz ama bira yok yani, yapacak bir şey yok. Anlat kanka, sen Berlin'i daha iyi biliyorsun. Kanka Berlin'e 15. gelişim. Evet, buraya ilk gelişim ama evet. Çok akıllı bir arkadaş. Buraya gelmeyi unuttum ve 15 defa gelmeme rağmen magnet almaya hep unutuyorum. O normal. Sefer Yiğit kardeşim bana magnet alacak. Hediye olarak. Tam bir değişik işte, tam bir kötü arkadaş. Böyle arkadaşların olmaması lazım. Seni bedavaya gezdiriyorum, daha ne istiyorsun? Allah Allah, sen ödüyorsun paramı zaten. Yol paramı sen ödüyorsun zaten. Dün geldik kulübe gideceğiz anı satayım diyor, kardeşim param yok, 5 euro yerine 50 euro, 50 euro yerine 5 euro almışım. 50 euro yerine 10 euro aldım, vay be, kankamın ikisi geldi. Görmesin, açtım değil mi lan ben bunu? Açtım açtım, bak nasıl da yakışıklı ya, nasıl karizma ya. Burası Holocaust'ta yapmıştır işte baba. Ya ya. Ha, burada da yanında da ne vardı? Dayı geldi dedi, çocuk çocuk işler yapmayın dedi, yani saygısızlık yapmayın, ananızı burada ağlatmayın. Ama yukarı çık. Neyse zaten. Adam da haklı yani şimdi. Gelme tam şekilde. Mezarlıkta mezar yaptığı bir arkadaşım. Ben ne yapalım abi, bilmiyoruz ki. Biz bilmiyoruz abi, bizde böyle şeyler yok ki. Bebeğim. İçi de böyle baksana, insanlar geziniyor. Böyle en yüksek yerinde zaten fotoğraf çekileceksin yani. Buranın amacı o baktığında. Anıdır, fenadır. Yan tarafta da bak. Böyle ağaçlar. Central Park gibi bir orman alanı var. Bayağı büyük. İşte deprem toplanma alanı. Deprem toplanma alanı kardeşim. O güzel bir şey. Fotoğrafını çekeyim. Evet. Ya. Hem de videoya çekelim seni. Bakayım güzel çıkacağım mı? At bana, editleyin. Portrait alayım bir de. Şöyle çek. Şey.
Taptı şapkası. Tak kasketini. Amca kasketi. Zara'dan aldım ya ben 90. Ben de almıştım yıllar önce. Bir kere giydim, bir daha giymedim. Renkli menkli böyle. İpneye benziyor. İpneyi zaten. Bebeğim. Vallahi adam bir dövecekti diyor, kardeş ne yapıyorsunuz diyoruz. Ben de korktum abi. Ne yapıyorsunuz diyoruz, ne olduğunu biliyor musunuz buraya? Dedik bilmiyoruz abi, ne bilek ne bileyim ya. Ne anlayacaksın? Yani yaptığımızda saygısız. Güzel çıkmış. Çıkmış. O zaman benim tişörtle çıkmış. Bir de tişörtle 3 ay boyunca gelmiş gibi. Evet. Neydi? Fotoğraf trik. 2 ay sonra bir daha geliyor. 2 ay sonra bir daha gelecek. Ben çıkartmam öyle, biraz zor. Sanki içindekiler fotoğraflarda görünmüyor zaten. Ver baba. Ben hangi içimdekiler gözükmüyor ya? Montu koyma, mont pahalı. 99, ay 990 euro. Ya bir yürü. Allah beraber. Ya bir mont yani. Göbeğini yerim senin ha. Oh memeler. Ah memeler. Yumuşalandım. Seversin. Bunu da koyabilirsin ama montu koyma. Hasta olmasak bari. Telefon nerede? Vereceğim kanka. Hadi kardeşim tamam. Tişörtünü gördü herkes, yeterli bu kadar. Koltuk alt kıllarını aç bir de. Ha, mükemmel. Yap bakayım, göster bakayım tricepsleri. Böyle fotoğraf çekilsen aslında fena oldu. Portre. Portret yapayım mı? Nasıl istiyorsan. Saçlar iyi mi? İyi. Bir de portreti aldım dur. Arkada dayılar olmasaydı. Yaslan bakayım de duvara böyle. Fotoğrafçıyız anasını satayım. 10 numara. Evet. Evet. Biraz aşağıdan. Çıkar bakayım dalgayı. Göster kaslarını bebeğim. Sık bakayım, sık o bicepsin fena. Telefon kafayı yedi. Çağırayım mı, çek ya? Tamam, beni çek yeter. Yok lan, par beni bak. Dur oğlum, fotoğrafı bakayım. Saçlarına bak. Abla ne yapıyorsun be? Arkada da inşaat var ya. Buradan sonra inşaat izlemeye gidiyoruz değil mi kardeşim? Bahçeye mi, inşaat izlemeye mi? Ya fotoğraf çok iyi kanka. Bir daha çeksene şöyle. Arkada kimse yok gene hemen. Arkada insanlar var şimdi. Oğlum ya sayın ya. Tamam. Gel benimle bir iki tane çektik. Sonra gideriz. Kapat şunu da.